115.155 TL. Ne kadar büyük gördünüz mü? İşte kar topu etkisi bu kadar büyük bir etki yaratıyor. Herkese merhaba. Adım İsmail. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir telefonun aslında size ne kadara mal olacağına bakacağız. En yeni teknolojinin ve en son çıkan telefonun size ne kadar çekici geldiğini çok iyi biliyorum. Ama bu videoyu izledikten sonra fikriniz değişebilir. Biraz sonra yapacağım değerlendirme için iki temel finans kuralından faydalanacağım. Bunlardan ilki paranın zaman değeri. Yani bugün elinize geçen 1 lira, yarın elinize geçecek 1 liradan daha değerlidir. Çünkü bugün elinize geçecek olan 1 liradan yarına kadar getiri elde edebilirsiniz. Bugün işimize yarayacak olan ikinci finans kuralı da bileşik faiz. Yani hem yatırmış olduğunuz ana paranın hem de ondan kazanmış olduğunuz dönem faizinin bir sonraki dönemde para kazanması. Faizin faizinin olması. Bunun sonucu her dönemde kazanmış olduğunuz paranın miktarı daha da artıyor. Bundan dolayı bu kuralı kafanıza kar topu etkisi olarak kaydedebilirsiniz. Bileşik faizin nasıl çalıştığını görmeden idrak etmek biraz zor. Ondan dolayı hemen iPhone örneğimize geçelim. iPhone'un en son çıkan modeli olan iPhone XS'in 28 Şubat 2019 tarihi itibariyle en ucuz modelinin fiyatı 9.899 TL. Bu da demek oluyor ki eğer mevcut telefonunuzu kullanmaya devam ederseniz bu 9.900 lirayı yatırım amaçlı değerlendirebilirsiniz. Şimdi paranın zaman değeri ve bileşik faiz kurallarını uyguladığımızda bu paranın nereye gittiğini göreceksiniz. Eğer bu parayı telefon almayıp yatırım yapmakta kullanırsanız %22 brüt faizle 1 sene içerisinde paranız 11.750 TL oluyor. İkinci yıl Türkiye için iyimser yaklaşalım ve faiz oranlarının geriye geleceğini kabul edelim. İkinci yılda brüt %16'lık bir faiz alırsanız 11.750 liraya çıkmış olan yatırımınız ikinci yılın sonunda 13.348 TL'ye yükseliyor. Buradan sonra daha da muhafazakar davranalım ve paranızın geri kalan tüm ömrü boyunca yıllık %8 net getiri elde ettiğini düşünelim. Bu %8 getiri aslında çok yüksek bir oran değil. Çünkü ilk olarak Türkiye'de şu anda faizler çok yüksek seviyede. İkincisi de BIST 30 ve BIST 100'ün yani Borsa İstanbul'daki en değerli 30 ve 100 şirketin uzun dönemli ortalamalarının getirileri yıllık %10'un üzerinde. Ondan dolayı %8 muhafazakar bir yaklaşım. İkinci yılın sonunda 13.348 TL olan yatırımınızı yıllık net %8 getiriyle değerlendirmeye devam ederseniz 5. yılın sonunda bu paranız 16.815 TL oluyor. İşte bileşik faizin gücü ve kar topu etkisi buradan sonra katlanarak yükseliyor. 10. yılın sonunda yapmış olduğunuz 9.899 TL'lik ilk yatırımın değeri 24.706 TL'ye geliyor. 20. yılın sonunda bu rakam 53.338 TL'ye geliyor. Ve 30. yılın sonunda bu rakam 115.155 TL'ye geliyor. 115.155 TL. Ne kadar büyük gördünüz mü? Size kar topu etkisi olduğunu söylemiştim. İşte kar topu etkisi bu kadar büyük bir etki yaratıyor. Günlük hayat ve harcamalar içerisinde paranın zaman değerini ve bu bileşik faizin yaratmış olduğu kar topu etkisini gözden kaçırabiliyoruz. Ancak zenginliğe giden en basit yol bu ikisinden geçiyor. Bu arada bu tablonun diğer iPhone modelleri için yapılmış şeklini videonun sonunda görebilirsiniz. Peki diyelim ki telefonunuz kırıldı ve şu anda bir akıllı telefonunuz yok. O zaman ne yapacaksınız? O zaman da en son çıkan iPhone modelini almak yerine piyasada bulunan daha uygun fiyatlı ve benzer özelliklerdeki başka telefonlara yöneleceksiniz. Benim size bu noktada iki tane önerim olacak. Benim aklıma gelen ilk cihaz Huawei P Smart 2019. Hem çok güzel duran estetik bir görseli var, ekran kalitesi çok iyi. Hem de özellikleri neredeyse Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonlarını aratmayacak kadar iyi. Bu telefonun amiral gemilerinden iki tane düşük özelliği var. Bunlardan ilki malzeme kalitesi, ikincisi de kameraların kalitesi. Ama aradaki fiyat farkını göz önünde bulundurduğunuzda bence tamamen göz ardı edilebilecek konular. Çünkü bu telefonun fiyatı sadece 1749 TL. Ha derseniz ki ben Huawei'yi almam, başka bir telefon değerlendirmek isterim. O zaman sizin için önerim
2999 TL olan Samsung S8 olacak. Bu telefonda Samsung'un hem bilindik tasarım gücüne sahip, hem yüksek kaliteli malzeme içeriyor, hem de kamerası yeni iPhone'lardan aşağıda kalmayacak kadar iyi. Şimdi sağ tarafında, eğer bir cep telefonu almak zorundaysanız ve Huawei P Smart 2019'u tercih ederseniz, yapacağınız yatırım ve sonunda elde edebileceğiniz getirilerin çıktısı var. Bu opsiyonla da 8150 TL'yi yatırıma aktarabilir, 5. yılın sonunda 13809 TL, 10. yılın sonunda 20291 TL, 20. yılın sonunda 43806 TL ve 30. yılın sonunda 94574 TL kazanabilirsiniz. Bu opsiyonda da diğer iPhone modelleri için tabloyu videonun sonunda bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Size finansal özgürlüğünüzü kazanmanız için yardımcı olacak bu tip videolar çekmeye çalışıyorum. Eğer videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.